Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Euro 2020 ilişkin yorumlarınızı bizlerle paylaşmaya devam edin. Şöyle bakıyorum bant aralarında yorumlar geliyor ama kulüplerimizde neler oluyor, neler yaşanıyor onlara ilişkin haberleri de sizlerle paylaşalım. Beşiktaş'la başlayacağız. Transferle ilgili başlıklar var. Hulk defteri yeniden açıldı. Siyah beyazlar ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen dünya ünlü süperstar için yeniden harekete geçti. Atletico Mineiro'da başarılı bir yarım sezon geçiren 34 yaşındaki golcü Şampiyonlar Ligi kartıyla ikna edilmeye çalışılacak. Dev operasyon sürüyor. Çifte kupalı sezonun finalinde birçok isimle yollarına ayıran siyah beyazlılar yeni takviyeler için görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Hulk'un dışında Diego Costa, Mamadiouf ve Alex Teixeira için girişimlere devam ediliyor. Salih ve Kenan da geliyor diye ufak şekilde notu düşülmüş. Farklı gazetelerde daha büyük halde var. İşte şimdi onlardan birini okuyacağım. Fotomaç gazetesi Kenan Kaan Beşiktaş iki milli yıldızı bitirmek için harekete geçti. Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli isimlere yönelen Beşiktaş stoper Kaan Ahyan için Sassuolo'ya teklif hazırlığı yapıyor. Forvet Kenan Karaman'la da birkaç gün içinde masaya oturulup imza attırılacak ki Kaan'la ilgili Galatasaray'ın da ilgisi olduğuna yönelik haberlerden sizlere bahsetmiştik gazetelere yansıyan. Yine bugün de var Kaan'la ilgili biraz sonra Galatasaray bölümüne geçtiğimizde onları da okuyacağım. Kartal gaza basıyor. Sözleşme krizi bitti. Artık listedeki isimler için resmi görüşmeler başlayacak. Rusya ve Gezal takıma dahil edilecek. Sözleşme yenilemeleri de 5 Temmuz'daki top başına kadar halledilecek. Seferovic harekatı Abubakar'ın ayrılığı sonrası gözler İsviçreli forvete çevrildi. Sergen Yalçın'ın anlaşma sağlanmasının ardından dış transfere de ağırlık verildi. Siyah beyazlı yönetim Kamerunlu golcünün gidişinin ardından Devler Ligi için gözünü kararttı. Seferovic gerçekten bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama turnuva içerisindeki etkisini bir kenara bırakacak olursak Benfica'da da çok iyi bir sezonu geride bıraktı. Yanlış hatırlamıyorsam 22 golü var. Bunlardan sadece birisini penaltıdan attı. Ki turnuvada hangi maçta onu tam hatırlamıyorum ama çok da şık bir gole imza attı. Gerçekten eğer Beşiktaş'a gelecek olursa çok da faydalı olacağını düşündüğüm oyunculardan biri. Ancak isimlerden sadece birisi şu an için konuşulan. Neden bırakma kararı aldım? Neden imzaladım? Hürriyet gazetesinde sözleşme krizine ilişkin böyle bir değerlendirme. Sergen Yalçın Beşiktaş'la yeniden anlaşana kadar yaşadıklarını hürriyete anlattı denilmiş. Öleceğimi düşündüm, vasiyetimi bile yazdım. Sahadan uzak kalma gerekçeleri neler? Önce ona bakalım. Transfer belirsizliğinden bunalıma girdim. Sürekli bunları düşünmekten sağlığım bozuldu. Mental yorgunluk ve stres yüzünden bir süre ara verme ve çalışmama kararı aldım. Bu süreçte başka hiçbir kulüp, teklif almadım. Çalışmama kararım kesindi. Peki dönmeye nasıl ikna edildi? Para hiçbir zaman gündem değildi. Önceliğim olmadı. Kurumsal isteklerim kabul edildi. Emre Koca da beni tatilimde ve evimde yalnız bırakmadı. Olumlu baskılarıyla ikna etti. Başkanımızın yaklaşımı ve taraftarların verdiği desteğinde önemli bir etkisi oldu diye açıklamış. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ta Hulk defteri yeniden açılıyor. Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı elde etmek için kolları sıvayan siyah beyazlar teknik direktör Sergen Yalçın'la bir yıllık anlaşmaya varmasınlardan transferde gaza bastı. Bu doğrultuda listedeki isimlerin üzerine ulaşan yönetim teknik ekibin talebi doğrultusunda önceliğini golcü hamlesine verdi. Ocak ayında uzun süre pazarlıklara rağmen kulübün kapısından son anda dönen Hulk tekrar Beşiktaş'ın radarına girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği 34 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temas kuracak. Atletico Mineiro'da yarım sezonda 23 maça çıkıp 9 gol ve 8 asist oynayan tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planlayan yönetim bu doğrultuda başarılı ismi Kartal yapmayı istiyor. Brezilya Serie A temsilcisi Bon bonservisi elinde olarak transfer olan dünya cümle golcü sözleşmesini feshetmesini isteyecek olan yönetim burada da imza parası formülü devreye sokmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılma istekli olmasına rağmen limit soruna takılan Hulk'un siyah beyazların ilgisine nasıl yanıt vereceği merakta bekleniyor. Peki bu transferde sizin fikriniz nedir? Hulk'u Beşiktaş'ta görmek ister miydiniz? Beşiktaş, Raşit Gezal ve Valentin Rozi için gaza bastı. Daha önce menajerler düzeyinde temas listedeki isimlerle resmi görüşmeler başlayacak. 5 Temmuz'daki top başına kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde transferler yapılmaya çalışılacak. Sözleşmesi biten isimlerle tekrar masaya oturulacak. Öncelik verilen Rozier ve Gezal konusunda da artık somut adımlar atılacak. Ardından da forvet takviyesi ve hocanın diğer gerekli gördüğü mevklerici temaslara geçilecek. Sporting Gizmon'dan kiralanan Rozier yeni dönem içinde Beşiktaş'la sıkışmıştı. Kartal'ın Sporting'de anlaşmasını bekleyen Fransız Sabek bir türlü imzaların gelmemesi sonrası da yönetimi ay sonuna kadar süre verdi. Rozier'e verdiğinin süresi dolmasından sonra Marsilya'nın teklifini değerlendirebileceğini kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın transferi ısrarla istiyor. İbre yeniden Mitrovic'e döndü. Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın'a nikah tazelikten sonra rotasını transfere çevirdi. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir golcün ismini verdi. Takvimin haberine göre siyah beyazlar İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Alexander Mitrovic listesine ekledi. 26 yaşındaki sırf futbolcunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Mitrovic 2015 yılında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten Newcastle'a 18,5 milyon euroya transfer olurken 2018 yılında ise Fulham Newcastle United'a 25 milyon bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın golcü oyuncuyla FaceTime üzerinden görüşmeler yaptığı iddia edildi. Mitrovic Sırbistan milli takımında 64 kez forma giydi. 64 maçta 41 gole imza attı. Sergen Yalçın sözleşme imzalama sürecini anlattı. İki kupa sevinci yaşadığı Beşiktaş ile uzun süren görüşmelerin ardından yeniden anlaşma sağlayan Sergen Yalçın, mukavele sürecinin uzamasını kendisine mental olarak çok yıprattığını söyledi. Çifte kupalı Sergen Yalçın, imza sürecindeki yaşadıklarına açıklık getirdi. Sergen Yalçın'ın hürriyeti yaptığı açıklama şu şekilde. Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil hiçbir teknik adamlık dönemimde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim. Stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım. Ancak moral ve motivasyonuma hep dik tutmaya çalıştım. Modumun düştüğü günler hatta haftalar oldu. Sosyal medyaya yazılan çizilenler, Beşiktaşlı yöneticilerle ters düştüğüm şeklinde yapılan haberler beni çok üzdü. Şunu bilsinler, hepimizin ortak menfaati Beşiktaş. Ligler biter bitmez, menajer arkadaşım Hakan Kotmaz'a çeşmeye kaçtım. 15 gün telefonlarımı kapattım. Bu süreç içerisinde yönetimle diyalog kopukluğu da oldu. Sahada kaybetme asla tahammül olmayan bir yapıya sahibim. Transfer belirsizliğinden bunalıma girdim. Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu. Sezon bitimine doğru yeni sezon için herhangi bir koordinasyon ve program yapılmamıştı. Mental yorgunluk ve ilgisizlik moralimi bozdu. Benim için para hiç gündemde değil. Hiçbir zaman birinci önceliğim olmadı. Sistem ve prensipler her şeyin önünde gelir. Yaptığımız görüşmelerde kurumsal isteklerim kabul edildi. Başkan Ahmet Nurçebi ile bir sorunum yok. İletişim kopuklu oldu. Sözleşme konusunda hiç pazarlık yapmadık. O da kulübün 5 kuruşunu takip ediyor haklı olarak. Başkanımız Ahmet Nurçebi boş sözleşme mukavelesine hakkım olan ücreti vererek dönmemi sağladı diye açıklama yaptı. Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın rolü şimdiden belli oldu. Yalçın'ın gelecek sezon Galatasaray maçı sonrasında yönetime verdiği rapor olsun çalışmalar hızlandırdığı açıklayan Emre Kocalar şu bilgileri vermişti. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda istikrarlı ve takımın sistemine uyan 6 futbolcu transfer etmek için çaba sarf ediyoruz. Salih Uçan'la görüştük. Sergen Yalçın ısrarla takımda görmek istediği Uçan takımı yeni liderlerinden olacak. Avrupa'dan ise Euro 2020'de izlediğimiz futbolcular var. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak diye açıklama yaptı. Bu açıklamalardan sonra anlaşılıyor ki Salih Uçan Beşiktaş'ın beyni olacak. Beşiktaş'ta Atiba Çınsın'la yola devam ediliyor. Beşiktaş formasıyla 8 sezonda 293 maça çıkan Atiba Çınsın'la bir yıl daha kontrat uzatılacak yönetimin 38 yaşındaki futbolcuya sözleşme görüşme sırasında sonraki dönemde teknik ekipte yer alma önerisinde de ileteceği belirtildi. Ailesiyle İstanbul'da yaşamaktan dolayı memnun olan Kanadalı ünlü Veron'un da bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.